Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'de bir ay aranın ardından tekrardan bir kutu açılımı trade up videosuyla beraberiz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün tamı tamına 15 tane kutumuz var. Hatta şöyle ana menüye çıkıp bir göstereyim. Bir ana menüye çıkalım. Şimdi buradan garaj diyorum. Buradan envanteri düzenle. Burada yine ben 15 tane kutu bekledim. Bu sefer çok değerli kutularımız yok. 11 tane ender düşme, bunun içinden en fazla ithal çıkabiliyor. Şöyle göstereyim de açmayayım. Onun dışında 4 tane çok nadir var. Buradan da en fazla egzotik çıkabiliyor. Ek olarak da şöyle bir şey yapacağız. Takas yapacağız. Yani trade up dediğimiz olayı yapacağız. Buradan da işte 32 tane egzotiğe 6 tane kara borsa kadar itemlerimizi birleştirebiliyoruz. O zaman hiç lafı uzatmayalım. Şuradan direkt bakın arkadaşlar, envanteri düzenle deyip ilk başta ender düşürmelerden başlayacağız. Ondan sonra da çok nadir düşürmelerden kutularımızı açacağız. En sonunda da trade up aşamasına geçeceğiz. Hadi bakalım diyerek, şansımız bol olsun diyerek açtım. Ve abi çok kötü patlattı. Tek boynuzu ender oyun sandılar. Devam. Genci açtım. Bu arada bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da mutlaka videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Discord sunucuma da katılmayı mutlaka unutmayın. Çünkü orada da yaklaşık 2 tane eşya çekişi yapıyorum. Hatta yaklaşık değil, 2 tane eşya çekişi yapıyorum. Bir tanesi Solar Flare, bir tanesi de Sky Blue Fennec. 2 tane eşya çekişi. Discord GG IDGAL yazarak oraya da katılabilirsiniz diyeyim. Ve bir tane çok nadir patlattı. Bir dakika, Stenmore. Ulan şuradan bir bilek çıkarsa var ya. Yani bilek Stenmore bu arada çok pahalı değil diye biliyorum. Ama yine de bir ederi vardır. Hatta şu anda da ekrana yansıtırım bilek Stenmore'nin fiyatını. Ve abi kötü gidiyoruz. Şu anlık yani ender düşürmeden 5 tane açtık. Bir tane çok nadir çıktı. Hiç ithal düşüremedik. Yani çok iyi değil. Devam ettim. Ve yine ender çıktı. Bayağı şanssız ilerliyoruz. Şöyle bir bakalım. Deniz yıldızı, Asteri Asteri bir şey. Bunlar trade up'a gidecek zaten. O yüzden hiç kasmıyorum. Devam. Bakalım ne gelecek. Bir şey gelmediğine ne okuyor. Abi çok kötü atıyor ya. Bir tane şöyle bir şey yapalım bak. Bir tane aradan şundan açalım. Belki şansımız dönüşür. Bir şey olur, ne bileyim. Bundan da hiçbir şey olmadı. Bakalım. Breakout nokta matches geldi. Kutuları breaklerine kadar var ya arkadaşlar, o kadar zaman geçti ki, yani bir ay kadar geçti öyle söyleyeyim. Bir tane video çıkarmak için, o yüzden mutlaka yorumlarda belirtin kutu açılım videolarının devamını istiyor musunuz diye. Ne çıktı? Tron Chaon diye bir şey çıktı. Tam telaffuz edemedim belki ama yani çok iyi değil. Ya bir tane ithal patlattı ya. Ya neredeyse 11 tane kutu açtık şuradan. Ve inanılmaz kötü veriyor. Hızlı hızlı açıyorum ya, hiç konuşmak yok, devam. Yine aynı. Bayağı şu an bayağı kötü gidiyoruz. Onu söyleyebilirim. İki tane kasa açılım videosu oldu kanalda. Ama öncekinden çok daha kötü yani, net bir şekilde. Ya şunu söyleyeyim, 11 tane açtık. İtalyan hiç çıkmadı bir kere. Bir tane de şu en iyi ikincisinden çıktı. Çok kötü. 3 tane bundan kaldı. Bari bundan belki kurtarabilsek bir şeyler, bir egzotik falan. Tamam, ithal ne veriyorsun bize? Dominus GT, tamam, hiç yoktan araba çıktı yani, okey. Ama bir fenek patlatsan da biz burada bir çalırsak fena olmazdı. Yine çok nadir patlattı. Merc büyücü çıktı. Bu arada güzel çıkartmadır ama Merc çıkartması yani en üst nihayetinde. Ve son şeyde açıyorum. Artık ondan sonra trade up aşamasına geçeceğiz. Buradan da çok kötü çıkardık. Zigzag çok nadir iz çıktı. Devam abi. Şöyle yapalım, tamam. Takasa geçelim. Şablonlar diyor. Aa bunlar şablonlar, doğru, bunları birleştiremiyoruz. Neyse şuradan başlayalım ilk başta. Asterias var. Breakout, Type S, Ejderha Kanı. Güzel dedin. Ne yok dedin. Bas abi. Bayağı şey bir kasa açılımı oldu ya. Hiç şansımız olmadı da artık yapacak bir şey yok. Sürekli şansımız yanımızda olacak diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bu bölümlük bakalım. Bir de ithal var, bunu da açalım. Bir de şablonları birleştiriyoruz. Öyle de yavaştan video bitiriyoruz. Çok uzun da bir video olmadı aslında ama yapacak da çok bir şey yok. Şimdi bir tane egzotik şey yapabiliyoruz. Ben buna da basacağım. Bu arada size kesinlikle tavsiye etmiyorum basmanızı. Onu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden ben video için yapıyorum. Umarım güzel bir şey versin diyerek bastım. Equalizer çıktı, çok kötü çıktı kısaca. Şuradan turnuva öğelerimizi de basalım. Bir de şu şeyleri basacağım ya. Şablonların değerlerini basacağım.
Belki hani bir fenek şablonu falan çıkar da yırtarız diye. Şöyle bir bakalım. Şunların hepsini bas abi. Bakalım buradan değerli bir şey çıkarsa Guardian çöp direkt arkadaşlar. Şu Titanium White ve değerli bir karaborsa lazım. Interstellar bu da çöp. Geçiyorum direkt. Devam ediyorum. Ve bu da çöp. Bunların hepsini bitirelim ya. Hiç güzel bir şey çıkmadı. Hiç memnun değilim. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bilmiyorum benim kadar şanslı olan var mıdır bu trade up şeyinde, kasa açma olayında, ama bu bölüm harbiden hiç şansımız tutmadı ya. Artık bir sonraki bölüme diyelim. Şimdi bunu açtık. Buradan bir de ithal dönüştürme yapalım. Belki buradan bir fenek şablonu çıkartırız. Hani onun için sadece yapıyorum. Tamam, birinciyi tutmadı. İkinciye geçtim. Direkt hızlı bak Jager çıktı ya. Buradan bir fenek patlatsam var ya, en azından bir karımızı, daha doğrusu zararımızı kapatsak. İyo çıktı, yine çöp. Devam ediyorum hızlı hızlı, hiç beklemek yok. Bakalım ne geliyor. Diestro abi, bir tane fenek ver ya. Yani hiç mi şansımız yok o konuda? Bence vardır ya bir tane fene. Hadi abi. Octane MG88. Bir 5 tane daha açacağım arkadaşlar. Oradan da yavaştan videoyu bitireceğiz. Octane Tumbling Blocks çıktı. Bunu da geçiyorum. Son 4 artık. Bakalım ne patlatıyorsun. Io çıktı. Devam. Devam, devam, devam. Tsunami Beam çıktı. Bu da çok kötü. Abi inanılmaz kötü şeyler veriyor ya. Yani hiç şansımız yok. %1 bile yok, öyle söyleyeyim. Sentinel çıktı. Bir tane fenek patlatsan şuradan. Bu da son olacak artık. Oradan da yavaştan video bitireceğiz. Ya çok dediğim gibi hiç şansımız yoktu. Çok da değil. Ama yapacak bir şey yok. Bayağı hayal kırıklığı oldu ve hani şablonu çıktı. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Videoyu da burada bitirelim. Ya videonun özetinde 11 tane şey açtık. Ender düşürme açtık. Onun dışında ne açtık? Şuradan bakabiliyor muyuz? Bakamayız gerçi. 4 tane de çok nadir açtık. 4 tane çok nadir düşürmeden bir tane ithal çıktı. Sadece 11 tane Ender'den de bir tane çok nadir çıktı. Dönüştürmeler de zaten çöptü gördünüz, ama sıkıntı yok. Sorun değil. Devam edeceğiz. Bu tarz dediğim gibi kasa açma videolarının devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala da hala abone değilseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok iyi ve çok verimli bir kasa açma videosu değildi, ama siz bu tarz videoları sevdiğiniz için böyle bir video sıkıştırmak istedim araya. O zaman şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.